Son dönemde işleri bozulan patron işçilerin maaşlarını da ödeyemedi. Ama tekstil firması çalışanları işlerin düzeleceğini zannedip çalışmaya devam etti. Bu sabah mesaiye geldiklerinde onları kötü bir sürpriz bekliyor. Ben sadece kendime ait olan makineleri aldım. Bak geliyoruz, hiçbir şey yerinde yok ya. Bunları ben ne yapayım? Tekstil atölyem battı. Abi maalesef işte senin dediğin gibi biz de beklemiyorduk böyle bir şeyi. Atölyeye sabah gittim. Sizin de çalmak şerefi diye bir not bıraktım. Biz zaten bu mesajı görünce şok olduk. Ben Mahsun Jet. Tekstil atölyem battı. Bizim memuru dedi ki bir tane çiftlik var. Para koyak ortak olan. Tamam dedim. Ben de hayvancılık her zaman para kazandırıyor diye verdim. Sonra söyledi çiftlik sanalmış. Ben nereden bileyim amına koyayım. Paramı Kıbrıs gazinolarında yediler. Ben de battım haliyle. Adam gözümüzdeki sürmeye kadar çaldı. Emmoğlu hala adamı savunuyor. Dönüm tarlam var diyor. Ne yapayım, pikselleri mi satayım? Memo'nun tipini görmediniz mi? O tip bakkala bile gönderilmez lan. Ben bir senemi yatırır mıydım? Hep Emmoğlu'nun imhalsizkarlığı bunlar. Atölyeye sabah gittim. Sizinle çalmak şerefi diye bir not bıraktım. Uruguay'a geldim. Ben sadece kendime ait olan makineleri aldım. Şirketi kapatmadım ki. Ayrıca bana kaçtı diyorlar. Ben kaçmadım. Uruguay'dayım kardeş. Buraya direkt uçuş yok. Bu ne olsa ayrıca insinler alırız. Zaten bu çiftçi banka CEO'su Topkek Mehmet de buradaymış. Yakalayacağım onu. Onun yüzünden ben de şerefsiz ilan edildim. Çiftlik banktan parasını almak isteyen olursa 2500 TL karşılığında yardımcı olurum. Ayrıca beraberinde mağdur getirirseniz getirdiğiniz mağdurun parasının bir kısmını size ödeyeceğim. Yani getirdiğiniz mağdurlardan da kazanacaksınız. Topkek Mehmet'ten de alacağım.